Herkese merhaba arkadaşlar, ben Alper. Kripto Gelişim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde sizlere A'dan Z'ye yaşanan bütün FTX olaylarını tarih sıralamasına göre nasıl başladı, nasıl ilerledi, işin içinde kimler vardı ve nasıl sonuçlandı, nasıl bitti hepsini böyle tane tane anlatacağım. O yüzden arkadaşlar böyle film izliyormuş gibi izleyebilirsiniz bunu. Çünkü herkesin aklına tam olarak oturmasını istiyorum bu yaşanan olayların ki ilerleyen zamanlarda buna benzer olaylar yaşandığında analiz yapabilelim ve kendimizi bu tarz durumlardan koruyabilelim. Evet, hemen başlayalım isterseniz. Öncelikle FTX daha kurulmadan önce 2017 yılında Alameda Research diye bir trading şirketi kuruluyor. Bu trading şirketi de SPF, yani işte bu SEM tarafından kurulan bir şirket. Peki arkadaşlar, bu SEM 2017 yılında bu şirketi nasıl kuruyor diye sorarsanız, kendisi arkadaşlar 2016-17 yıllarında henüz Bitcoin inanılmaz bir popülerliğe sahip olmamışken şöyle bir sistem geliştirmişti. The Kimchi Premium olayı var. Bu The Kimchi Premium olayı da Bitcoin mesela Amerika'da 10 bin dolar iken Güney Kore'de, Japonya'da vesaire 15 bin dolar, 14 bin dolar civarlarında olabiliyormuş. Ve burada arkadaşlar çok büyük bir arbitraj açığı vardı. Arbitraj ne demek? Mesela siz işte Bitcoin'i 10 binden alıyorsunuz, başka bir yerde 15'ten satıyorsunuz. Aradaki farkı kendinize kâr olarak alıyorsunuz. Ve arkadaşlar buradaki SEM 200-300 dolarla başladığı bu sisteme yaklaşık 15-20 milyon dolarlık bir seviyelere ulaşıp bırakmış. Şimdi 15-20 milyon dolar çok yüksek bir para. O zamanın parasına göre bakarsak çok fazla elinde işte Bitcoin vesaire oldukça bulundurmuş. Ve daha sonra da arkadaşlar kripto trading şirketi kurarak Alameda Research adını vermiş ve 2017 yılında bunu toplamda 100 milyon dolarlık bir dijital varlığa çevirmiş. Daha sonra 2019 yılında kendisi trader olduğu için diyorlar ki işte bizim için daha güzel bir borsa lazım. Biz kendi borsamızı kuralım ve FTX borsasını kuruyorlar. FTX borsası da kurulur kurulmaz zaten 8 milyon dolarlık bir yatırım alıyor. Ve bu almış olduğu yatırımla beraber de bakın burada derivatives diyor. Yani aslında bu kaldıraçlı işlemler, ne bileyim bu marjin işlemlerle alakalı adamların asıl girmek istediği yer burası. O zamanlar Binance vardı, ne bileyim işte KuCoin vesaire vardı. Fakat bu borsalar genellikle spot işlemler yapıyordu. Yani ben Bitcoin'i aldım dursun orada. Ama arkadaşlar FTX dedi ki ben daha fazla marjin işlemlere odaklanacağım ve buradaki insanların dikkatini çekmek isteyeceğim. Ve bu konuda da gerçekten çok başarılı oldu ve FTX harbiden de bu marjin işlemler konusundaki en yüksek hacme sahip olan borsaya dönüşmüştü. Kendileri borsalarını kurduğu zaman arkadaşlar bu işin içerisinde daha sonra Binance de girdi ve Binance bunlara bir yatırım yaptı. Binance'in yaptığı yatırımı zaten 2019 yılının sonlarına doğru görüyorsunuz. Kendileri yatırım yaparken arkadaşlar FTX borsasının hisse senetlerini aldı. Yani FTX'in coin'ini almadı aslında. Ve FTX borsasının hisse senetlerini de kendileriyle beraber bir ortak olduğu gibi düşünebilirsiniz. Fakat ilerleyen zamanlarında Binance ile FTX arasında böyle bir iyice rakipleşme olayı oldu. Çünkü FTX çok hızlı bir şekilde büyümeye başladı. Pastadan çok büyük paylar almaya başladı. Bundan sonra da işte bazı haberler vesaire çıktı kendileri hakkında. Ve Binance dedi ki biz elimizdeki hisse senetlerini satacağız. Bu hisse senetleri karşılığında FTT token ve sabit para birimi alacağız. Ve arkadaşlar gerçekten de Binance bunları yaptı ve ellerindeki işte hisse senetlerini sattı FTX'e ait olan. Sam de şöyle bir şey dedi. Madem öyle ben de FTX'teki kendi hisse senetlerimi kendim satın alıyorum. FTX borsası olarak. Ve bu şekilde ellerindeki hisse senetlerini aldı. Karşılığında onlara kendi tokenlarından verdi. Bakın buradaki nokta önemli arkadaşlar. Her şeyin aslında yavaş yavaş başladığı yerlerden biri burası. Bunun karşılığında arkadaşlar kendilerine ödemeyi FTT token ve sabit para verimi şeklinde yaptılar. Buradaki toplam para miktarı da 2,1 milyar dolarlık gibi bir şey yapıyor. Daha sonra arkadaşlar bütün kripto paralardaki her şeyin aslında böyle bir başlangıç kıvılcımını yaratan şeylerden bir olay gerçekleşti ve 2022'nin Mayıs ayında arkadaşlar Terra Luna'nın çökmesiyle beraber hem Luna hem de Anchor protokolü vardı. Hatta ben videosunu falan da çekmiştim. Anchor protokol üzerinde yatırım yapan ve buradaki o yüksek faiz oranlarından faydalanan birçok şirket, yatırımcı, işte kurumsal firmalar vesaire hepsinin yavaş yavaş böyle iflas etme haberleri gelmeye başladı. Daha sonra bunun içerisinde işte Three Arrow Capital vardı biliyorsunuzdur. O da zaten en büyük şirketlerden bir tanesiydi. O da battı. Onun batışında da İşte herkes şey diyordu, bu işin arkasında arkadaşlar SBF var falan diyorlardı. İşte bu Three Arrow Capital'ın batmasına FTX sebep oldu gibi gibi. Böyle Alameda Research var bu işin altında falan diyorlardı. Daha sonra hatta bunun sebebini de şöyle öğrenebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar 2019 yılında Zusu şöyle bir tweet atıyor. Diyor ki işte bir tane borsa çıkıyor piyasaya. Kimse bu borsaya neden scam demiyor anlamadım diyor. Çünkü diyor kendilerinin işte tokenları vesaire bayağı bir riskli. Ve diyor bana böyle bir mail attılar. Ben diyor bu işe girmedim. 2019 yılında FTX kurulurken
o zamanların en büyük yatırım şirketlerinden bir tanesi olan Triaro Capital'ın CEO'suna mail atıyorlar ve bu konuda da adam diyor ki ben bu işe girmem çünkü çok boş beleş bir iş diyor. Ve bu aralarında bir husumete dönüşüyor arkadaşlar ve artık birbirleriyle bir düşman moduna giriyorlar. Daha sonra arkadaşlar bu Luna olayı da olunca Triaro Capital zora düşüyor. Ve zora düştüğü zaman arkadaşlar Alameda Research gelip bunlara resmen son tekmeyi vuruyor. Bakın burada mesela bir adam şöyle güzel bir şekilde anlatmış. 2019 yılında işte bu Triaro Capital'ın CEO'su Suzu FTX borsasını fudluyor ve SBF ile bir düşmansıl bir şeye dönüşüyorlar. 2022 yılında da Luna'nın batışıyla beraber de işte bu SBF elindeki işte Alameda Research'ü vesaire kullanarak Triaro Capital'ı resmen yok ediyor, batırıyor. Daha sonra arkadaşlar Alameda Research da kendisini likit olma tehlikesi altında buluyor ve bu işten kurtulmak için SBF yani FTX'in CEO'su parayı Alameda'ya veriyor ve onu bu işten kurtarmaya çalışıyor. Fakat verdiği paralar vesaire bu ortaya çıkınca arkadaşlar işler iyice sarpa sarıyor ve olayların yavaş yavaş boka sardığını da görüyoruz. 2022 yılındaki bulunma olaylarının olması ve birçok multimilyarder şirketlerin, platformların çökmesi ve batmasıyla beraber FTX CEO'su SBF diyor ki kardeşim biz işte Voyager'ı vesaire satın alalım. Sizin ellerinizdeki varlıkları biz alalım. Ama burada tabii satın almak sadece iyilik yapmak anlamında değil arkadaşlar. Bunları ucuzdan alarak bunun üzerinden de bir kar elde etmek istiyorlar. Öyle düşünebilirsiniz. Bu Voyager'ı vesaire almak istiyorlar ve bunlarla alakalı yatırımları vesaire yapınca iyice bir likit açığı ortaya çıkıyor ve adamların ellerindeki para miktarının azaldığını görüyorsunuz. Hatta arkadaşlar bu FTX'in iflasıyla beraber Voyager açıklama yaptı ve diyor ki bizim işte 1.3 milyar dolarlık kullanıcıların varlıkları şu an diyor tehlike altında, tekrardan ne olacağını bilmiyoruz. Daha sonra ilerlersek arkadaşlar Ağustos aylarında vesaire yani bundan 2-3 ay önce Alameda'nın CEO'su istifa ediyor. Bu çok önemli bir şey. Yani normalde şöyle düşünün. Dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden bir tanesisiniz ve bir anda istifa etme kararı alıyorsunuz ve sebebi de şu: ailem ve arkadaşlarımla mutlu bir zaman geçirmek istiyorum diye istifa ediyor. Yani burada mesela girip detaylarına bakarsanız işte buradaki istifasını şöyle diyor. İşte ben mutlu olmak için istiyorum. Ailemle daha güzel zaman, daha fazla zaman geçirmek için istiyorum falan diyor. Bu istifa edince onun yerine de arkadaşlar işte buradaki Carolyn Ellison diye bir kadın var. O direkt CEO oluyor. CEO olan kadın da şu arkadaşlar. Ya ben bu kadını daha önce hiç görmemiştim. Fakat multimilyarder bir şirketin CEO'sunun şu kadının olduğunu görseydim inanın oradan uzak dururdum zaten. Başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Yani komple böyle beni götürün kaçırın diyor. Sadece böyle tipi falan değil arkadaşlar. Konuşmalarını falan da dinledim. Kadın her türlü böyle sıkıntılı, böyle ne bileyim insanları zarara sokturacak bir tipmiş. Her neyse arkadaşlar bu olaylar olduktan sonra aslında şurada böyle milletin biraz uyanmaya başladığını gördük. Çünkü Alameda CEO'sunun bir anda böyle istifa etmesi aslında bazı şeylerin tam yolunda gitmediğinin bir göstergesiydi. Daha sonra da Kasım ayının başında CoinDesk'in bir haberi paylaşıldı. Haberde de arkadaşlar şöyle bir şey diyordu. Sam Bankman'ın yani bu SBF'nin balance sheet, Alameda'nın balance sheet'i ortaya çıktı. Balance sheet de şu şekilde bir şey arkadaşlar ve burada böyle detaylı bir şekilde göstermişler. Kısacası buradaki bu detaylı şeyden anlaşılacak olan şey şu: bu adamların elinde likit para miktarı çok fazla yok. Bu adamların arkadaşlar böyle bir likit sıkıntısı vesaire çekeceği zamanlarda çok büyük tehlikeye girebilecekleri ve bu işten kurtulamayacakları ortaya çıkıyordu. Burada mesela adamların parası yok değil. Bu arada aradaki farkı iyi öğrenmemiz gerekiyor. Adamların parası var arkadaşlar fakat çoğu kilitli. Yani bu paralara ulaşamıyorlar. Bunlar illiquid. Herhangi bir şekilde bu paralara bunların erişimi vesaire yok. Erişimi olmadığı için de arkadaşlar ellerindeki nakit sınırlı olduğu için bunlar tehlikeye düşebilir diyor. Daha sonra arkadaşlar bu işin içerisine işte Binance giriyor ve Binance zaten işi komple yok edip bitiriyor. Biliyorsunuz ki bu Binance ile işte FTX araları böyle biraz daha açılmıştı ve birbirlerinin büyük rakiplerinden olmuşlardı. Ve Binance CEO'su bu fırsatı da görünce diyor ki tamam artık topu diyor işte 90'a çakalım hiç acımam diyor. Ve FTT tokenlarını satacağına dair tweet atıyor. 6 Kasım'da diyor ki biz diyor geçen sene işte FTX hisse senetlerinden elimizde kalan FTT tokenlarını, yaklaşık 2.1 milyar dolarlık FTT tokenlarını satma kararı aldık ve bunu diyor açık markette satacağız. Bunu deyince arkadaşlar piyasa böyle bir çalkalandı. FTT'nin tokenı düşmeye falan başladı. Düşmeye falan başlayınca da bunların CEO'su arkadaşlar, Alameda Research'un CEO'su o Caroline dedi ki kardeşim öyle bir şey olursa eğer gelin bize satın. Biz bütün FTT tokenlarını 22 dolardan satın alabiliriz. Hiç sorun değil. Bunu diyerek böyle hani bizim paramız var, bizim hiçbir sıkıntımız yok, merak etmeyin hepsini çatır çatır alırız hissiyatı vererek piyasalara biraz güven vermeye çalıştı. Fakat arkadaşlar bu olaylar olunca inanılmaz derece bir fud yayıldı.
Yani şu adamın CZ'nin ne kadar etkiye sahip olduğunu, ne kadar influence'a sahip olduğunu herkes biliyordur. Yani bu adam şu gün desin ki Avalanche dünyanın en boktan ağıdır ve Avax Coin'i 5 para etmez. Bir anda arkadaşlar %50-60 düşebilir. Öyle de inanılmaz bir etkiye sahip. O yüzden CZ'nin bunu demesiyle beraber herkes FTX borsasındaki yatırımlarını çekmeye başladı. Bu çekimler o kadar fazla oldu ki 2-3 gün içerisinde 6 milyar dolarlık çekimler olmaya başladı FTX borsasında. Bu da şu anlama geliyor. Bir bankayı düşünün mesela. Bankaya siz paranızı yatırıyorsunuz ve gidip çekiyorsunuz değil mi istediğiniz zaman? Bunda bir sıkıntı yok. Fakat bankaya diyelim 100 kişi para yatırdı ve ertesi gün 99'u bunun çekmek istediğinde banka sizin paranızı kullandığı için 99'una da verecek parası olmuyor ve bunu arkadaşlar bank run diyorlar. Yani bir anda her şey boka sarıyor. Ve FTX borsası da bu olayla karşı karşıya kaldı ve ellerinde zaten limitli bir sayıda likit vardı arkadaşlar. Üzerine de bu CZ'nin tweetleri vesaire gelince adamlar iyice zora düştü ve artık ellerindeki nakit bile yetmemeye başladı. Daha sonra da arkadaşlar ilerleyen zamanlarda FTX çekimlerini durması kararı alındı. Daha sonra ilerleyen zamanlarda da FTX çekimleri durdurma kararı aldı. Çünkü çok fazla insanlar paralarını çekiyorlardı ve bu adamların ellerinde hiçbir şekilde bir nakit kalmadı. Yani verecek paraları yok. Anladınız mı? Hani inanılmaz derecede böyle bir saçma sapan şeye dönüştü. Bu olaylar yaşandıktan sonra da FTX'in CEO'su Binance CEO'sunu aramış, CZ'yi aramış ve demiş ki işte bize yardım edin falan filan. Daha sonra CZ bir açıklama yaptı. İşte diyor ki bizi aradılar diyor yardım için ve diyor bizler de bir anlaşma imzaladık ama diyor non-binding. Non-binding ne demek? Herhangi bir bağlaması olmayan yani bir hoşumuza gitmeyen bir şey gördüğümüzde hemen bu işten cayabileceğimiz bir anlaşmaya vardık diyor. Bunun için de diyor arkadaşlar işte FTX'in içinde bulunduğu liquidity crunch yani likit krizi problemini diyor biz çözmek için diyor yardım etmeye başlayacağız. Fakat arkadaşlar 1-2 gün sonra Binance tekrar bir açıklama yaptı ve dedi ki bizim yaptığımız araştırmalar sonucunda bu olayın diyor sadece likit krizi değil içerisinde bulunan kullanıcıların fonlarını kullanmak ve Amerika'daki işte bu yasalara aykırı işlemler yapılmasından dolayı biz diyor bu işi yapmaktan vazgeçtik ve FTX'i satın almaktan vazgeçtik. Zaten 10 Kasım tarihinde bu açıklama yapıldıktan sonra arkadaşlar FTT token'ın fiyatları böyle yerin dibine vurmaya başladı. Ve 25 dolarlardan bir hafta içerisinde 1-2 dolar, 3 dolara kadar vesaire düştü. O kadar fazla bu olaylar olmaya başladı ki arkadaşlar herkes internet üzerinde bu olayları konuştu ve herkes sürekli böyle bir FUD yaymaya başladı. Bunlar bir yerden sonra tamamen kar topuna dönüşüyor ve büyüdükçe büyüyor. Bunu artık önüne alamıyorsunuz. Tüm bu olaylar yaşanırken FTX CEO'su da şöyle bir şey diyordu arkadaşlar. Merak etmeyin FTX'in hiçbir sorunu yok. İşte bütün varlıklarınız güvende falan diye böyle şeyler diyordu ki insanlara böyle hani güven versin kimse paralarını falan çekmesin diye ki büyük bir yalan söylüyordu arkadaşlar. Adam açık açık burada aleni bir şekilde yalan söylemiş. Ve insanlar mesela bu adama güvenerek paralarını çekmeyenler şu an paralarına ulaşamıyorlar. Öyle düşünebilirsiniz. Tüm bu olaylar yaşandıktan sonra FTX CEO'su dedi ki kardeşim sen bu olayı iyi oynadın. Ben diyordu bu konu hakkında çok net konuşamayacağım. Ama ilerleyen zamanlarda biraz daha açıklamalar yapacağım merak etmeyin. Burası sparring partner dediği şey aslında CZ Binance CEO'su. Ve diyor ki well played you won. Bu ne demek? Hani iyi oynadın diyor bu oyunu sen kazandın. Yani direkt olarak burada bu oyununu büktü CZ'ye karşı ve kaybettiğini açıkladı. Daha sonra da 11 Kasım tarihinde FTX iflas ettiğini açıkladı arkadaşlar. Şurada kendisi de böyle direkt tweet attı 11 Kasım'da. Ve dedi ki FTX ve FTX US bir de Alameda için biz iflasımızı veriyoruz dedi. Ve bunu verdikten sonra piyasalar iyice zaten yerin dibine girdi. Bütün kripto paralar bunlardan etkileniyor bu olaylardan. Çünkü bunlar çok büyük şirketler ve çok fazla insanlara ulaşabiliyorlar. Bu olayların FTT coin'in tarihsel şeyine girip bakarsak burada CoinDesk'in haberi çıkıyor. Daha sonra işte Binance CEO'sun tweet'i çıkıyor. Daha sonra Alameda CEO'su Caroline'ın burada 22 dolardan alırız tweet'i var. Daha sonra işte FTX bütün withdrawal'ları durdurunca fiyatlar çökmeye başlıyor. 10 dolara doğru gidiyor. Daha sonra Binance işte alırız belki diyor böyle bir fiyatlar yükseliyor tekrardan. Daha sonra diyor ki biz bu işten vazgeçtik. Fiyatlar yerin dibine vuruyor ve zaten şu an 1-2 dolar civarlarında geziyor. Şimdi işin şu tarafı da var arkadaşlar. Alameda Research ve FTX Ventures inanılmaz büyük kapital şirketler ve bunların birçok oyunlarda, birçok ne bileyim projelerde, platformlarda yatırımları var. Şimdi herkes bana şu soruyu sormaya başladı. Hocam işte bu yatırımlar yapılan projelerde sıkıntı olur mu? İşte Mina'ya yatırım yapmış, Mina'ya bir şey olur mu vesaire. Arkadaşlar çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Bu projelerde böyle inanılmaz büyük paylarının olduğunu zannetmiyorum. Ha fiyat etkisi olabilir evet ama böyle projeyi yok etmez ya da ne bileyim projeyi bitirmez. Sadece fiyatında böyle belli bir düşüş vesaire olabilir. Onlar da ilerleyen zamanlarda zaten piyasanın koşullarına göre kendini yeniden sıfırlayabilirler. Daha sonra işlerin iyice böyle sarpa sardığı bir olaya geldik arkadaşlar.
FTX'in Alameda Research'e 10 milyar dolarlık borcunun olduğunu öğrendik. Yani ilk başlarda bakın burada mesela CZ diyordu ki bunların diyor bir likit krizi var ve biz bu likit kriziyle alakalı bunlara yardım edeceğiz. Fakat daha sonradan öğreniliyor ki FTX ve Alameda Research bunlar arkadaşlar aynı kişilere ait aslında şirketler. Fakat arkadaşlar burada mesela SBF her zaman şunu söylüyordu. Alameda ve işte FTX iki ayrı şirkettir. Alameda sadece FTX'e likidite providerlık yapıyor ve bunun karşılığında işte komisyon vesaire kazanıyor. Başka hiçbir bizim işimiz gücümüz yok diyordu. Daha sonra işte bu haberler vesaire ortaya çıkınca anlaşıldı ki FTX borsasındaki insanların yani oraya bizim paralarımızla yatırılan şeyleri adam resmen gidip Alameda'ya vermiş ve Alameda bizim paralarımızla beraber işlemler yapmış, trading yapmış vesaire ve bütün onların hepsini de kaybetmiş. Bunların hepsini kaybedince arkadaşlar zaten işin çığırından çıktı ve FTX iflasını açıkladı. Burada mesela şöyle güzel bir tablo var. İşte Sam Bankman'ın yani bu SBF'nin yatırım yaptığı bütün şeyleri gösteriyor. Burada Alameda investmentları var. Burada FTX, burada FTX US, burada da FTX Ventures var. İşin içerisinde bir sürü burada projeler var yani hepsini görebiliyorsunuz. Diğer platformlar var, diğer borsalara vesaire her yere girmişler adamlar. Yani bayağı böyle kalabalıklar ve o yüzden zaten kriptoyu bu kadar çok etkiliyor. Bu olayların yaşanması arkadaşlar sizleri çok üzebilir, sizleri sıkıntıya sokabilir, korkutabilir, güven problemi oluşturabilir. Ama kriptoda bu tarz olaylar her zaman oldu, her zaman da olmaya devam edecek. Biz her zaman kendimizi güvende tutmaya çalışacağız. Biliyorum bu çok zor bir şey ama ne yazık ki bunlara devam edeceğiz arkadaşlar. Ve daha sonrasında da en son arkadaşlar FTX'in hacklenmesi olayı oldu. Yani artık böyle herkes şey diyordu, daha kötü ne olabilir bundan? Ve FTX borsasının hacklendiğini duydular dün itibariyle. FTX'in Telegram grubunda oradaki adminlerden biri dedi ki FTX hacklendi, bütün fonlar gitmeye başladı. FTX'in uygulamalarına virüs bulaşıldı, bunları lütfen silin. Herhangi bir şekilde bir siteden bir şey indirmeyin dedi. Ve bu olaylar olduktan sonra arkadaşlar 300-400 milyon, bazıları 500-600 milyon dolar değerinde paraların gittiğini söylemeye başladı. Bununla alakalı da birçok spekülasyon olmaya başladı. Bazıları dedi ki bu işin içerisinde büyük ihtimalle SBF'nin kendisi var ve kendileri bu işten kurtarmak için milletin parasını da çalıp kaçmaya çalışıyor. Bununla alakalı mesela haberler çıkmaya başladı. Haberlerden bir tanesi de şuydu. FTX CEO'sunun uçağı Bahamalardan Arjantin'e doğru kaçmaya başladı. Ve bununla alakalı arkadaşlar Flight Radar diye uçakların böyle uçuş rotalarını takip eden bir site var ve diyor ki bugünün diyor en çok takip edilen uçağı FTX CEO'sunun uçağıydı. Buradan buraya gitti falan. Daha sonra FTX CEO'su da işte bu haber kanalına şöyle bir açıklama yapmış. Böyle bir şey yok. Ben hala Bahamalarda yaşıyorum ve herhangi bir yere de kaçtığım falan yok demiş. Yani olaylar nasıl başladı, nasıl ilerledi ve nasıl gittiğini gördük. Bu hacklenme konusunda da benim herhangi net bir bilgim yok. Bazı insanlar diyor ki bu işin içerisinde olan yani FTX şirketinin ya da Alameda şirketinin içerisinde olan insider bir job olabileceği söylüyorlar. Ya da bazıları diyor ki bu gerçekten de saçma sapan bir hacker bu işi yaptı ve bu işten parayı kurtarmaya çalışıyor. Çünkü parayı arkadaşlar diğer borsalara göndermiş. Diğer borsalar mesela bu Kraken borsası diyor ki biz bu işi yapan kişinin kimliğini biliyoruz. Yani böyle olaylar olmaya başladı. Bakalım sonu nasıl bitecek. Ama sizlere böyle bütün detayını arkadaşlar nasıl başladığını, nasıl bittiği, nasıl ilerlediğini, bu işin içerisinde kimlerin olduğunu, kimlerin etkilendiğini her şeyi detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için kafanıza oturmuştur. Şimdi bunlardan bizim alabileceğimiz dersler nedir diye sorarsanız. Arkadaşlar öncelikle borsalar olan güvenimizin çöktüğünü görüyorsunuz. Ben dün bir tweet attım. Binance üzerindeki varlıklarımı da MetaMask cüzdanıma çektim. Ve çektiğim cüzdanda böyle yepyeni hiçbir şekilde dokunulmayan, hiçbir yere bağlanmamış bir cüzdan kurdum. Ve orada saklıyorum. Onun dışında eğer sizler çok korkuyorsanız ve çok yüksek miktarda paranız varsa soğuk cüzdan alabilirsiniz ve soğuk cüzdanda saklayabilirsiniz. En korumalısı, en güvenlisi genellikle odur. Bu olaylardan alacağımız dersler de arkadaşlar kendimizi ne olursa olsun korumamız gerektiğini ve bir şirketin, bir platformun ne kadar büyük olursa olsun ya bunlar da batmaz, bunlar da bir şey olmaz tarzı bir düşünceye sahip olmamız gerektiğini. Kriptoda her an her şey olabiliyor arkadaşlar. Görüyoruz bunu. Her alan günü görüyoruz. Luna batmaz diyorlardı. Battı. İşte FTX'e bir şey olmaz diyorlardı. Oldu. Bunların hepsi olabiliyor. İlerleyen zamanlarda da artık yavaş yavaş bu tarz olaylar yaşanabilir diye kendimizi koruyup bunlardan tecrübelerden ders alacağız. Umarım sizlere bütün her şeyi A'dan Z'ye herkesin anlayacağı bir şekilde anlatabilmişimdir. Bu videoyu hazırlamak için arkadaşlar inanın bayağı bir uğraştım ve sizler için her detayı bulmaya çalıştım. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız bizleri desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Güvende kalın. İyi günler.